diyeceğiz. Bunu aslında soracağız. Türkiye'nin en önemli hukukçularından birine Turgut Kazana hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam en basit haliyle şöyle başlamak istiyorum. Hepimiz e, yani ekranları başında olan herkes geçim derdinde, günlük dertlerinde bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Bir de memleketin böyle siyasi dertleriyle de uğraşıyoruz ve bir akşam saatinde bütün ekranlar son dakika geçiyor. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne karşı tutumuna üstelik de suç duyurusunda bulunacağız. Seni tanımıyorum çıkışına tanıklık ediyor. Son dakikalarla dünden bugüne bu konuşuluyor. Bugün evinde işinden gelmiş bin bir derdi olan insanlar açısından Türkiye'de bugün ne yaşanıyor bir hukukçu gözüyle? E, şimdi tabii e, hukuk e, insanların korkusuz yaşayabilmeleri için yani kurallara aykırı davranmamışsa Başına hiçbir şey gelmeyeceğini, yani özgürce yaşayabileceği duygusunu taşıyabilmesi için bir değerler bütünüdür. Yani hukuk işte yüzyıllar boyu süren korkusuz yaşama mücadelesinde insanlığın korkusuz yaşama mücadelesinde elde edilmiş değerler bütünüdür. İşte ne bileyim? Adil yargılanma hakkı, savunma hakkı konut dokunulmazlığı e ne derlerdi eskiden Demirel öyle anlatırdı. Yani evinizin kapısı çalındığı zaman sütçü gelmiştir diye uyanma. Şimdi bir sütçü gelmiyor falan polis ama Yani bu demektir yani. ki polis gelmiştir diye paniğe kapılmama. Yani böyle anlatılırdı. Yani hukuk ve işte güvenli yaşamak. Güvenli yaşamayı da hukuk hukuku da hukuk devletini de ancak bağımsız ve kaliteli yargınız varsa salarsınız. Yani dünden itibaren daha güvensiz bir ortamda mıyız? Kesinlikle. Bu neydi? Yargı darbesi diyor musunuz siz ee, Şimdi Öyle şöyle. Yani yargı darbesi diyebilirim ama buradan şu anla şeyi çıkarmayalım çünkü ben Yargıtay 3. Ceza Dairesi hukukçular gibi bir hukukçu değilim. Bazıları bunu çok abartıyor. Yani Yargıtay 4, 3. Hukukçu da Hukuk Dairesi'nin 309. maddeye göre yani anayasayı değişti, zorla değiştirmek maddesine hı. göre yargılanmaları gerektiğini söylüyor. Ben onların suç işlediğine inanıyorum ve aslında mutlaka yargılanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama öyle anayasayı tebdil takir yani anayasal düzeni zorla ortada çünkü orada şiddet var hı hı. cebir var. Siz 3. Ceza Dairesi olarak Osman Kavala'yla Gezi Parkı Gezi Direnişi'nde bulunanları sanki şiddet ve cebir kullanmışlar gibi mahkum ettiniz ama ben sizin bu hareketinizi bile 309 saymıyorum anayasayı zorla değiştirmek saymıyorum işte ya saymıyor ama bir görevi kötüye kullanmak çok açık İki, özgürlüğe engel olmak çok açık bunlardan mutlaka çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin böyle bir görevi yoktur Yargıtay 3. Ceza Dairesi insanları ya da siz, ben, bir yargı danış, anayasa mahkemesi kararının yanlış bulabiliriz. Hatta yargıtay dairesi üyeleri makale yazamaz bu konuda ama ben yazabilirim, siz yazabilirsiniz. Onlar yazamaz şunun için önlerine gelebilir o iş diye yazamazlar, yazmamalıdırlar. E, şimdi ben anayasa mahkemesinin o kararının çok kötü olduğunu mesela söylüyoruz. Hatta bu tweetlerde e, onu da bugün söylediler. E, nedir? Dediler ya siz ama kanun hükmünde kararnameler için Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı beğenmiyordunuz. E beğenmiyordunuz tabii o karar marar, öyle bir karar verilemezdi. Ve Türkiye darbenin yani 15 Temmuz darbesinin işte yarattığı ortamda kanun hükmünde kararnamelerle büyük acılar yaşadı. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararları tartışılır. Tabii elbette. ki tartışılır. Tar tabii Tartışır. ki üzerinde ama, durur ama, ama bir yargıta... Mutlaka kesindir diyor ya kesindir ya bunun için hukuk fakültesi mezunu olmasam bile evet. okuduğun zaman anlarsın kesindir herkesi bağlar ve ihmal etmemiş yargıyı da bağlar diyor e bağlar seni ilgilendirmiyor üçüncü ceza dairesi Peki bu, bu yani tırnak içerisinde bu cüreti o zaman nasıl buluyor? Altında başka bir şey var, ne var? şimdi birinci bir, bir olasılık Tahminlerimizi söylüyor Evet tabii evet. ki tabii ki ...kapışma var, yaşanıyor. E, yargıya ben hep söylüyorum... ...bakın Türkiye... ...uzunca bir süredir... ...Türkiye'de yargı, yargı olmaktan çıkmıştır. Yargıtay da yargıtay olmaktan çıkmıştır. Danıştay da danıştay olmaktan çıkmıştır. E tabi buralardan seçilen... ...yani Yargıtay'la Danıştay'dan seçilen... ...yüksek seçim kurulu da... ...yüksek seçim kurulu olmaktan çıkmıştır aslında. E, Türkiye böyle bir sorun yaşıyor. E şimdi... ...hangi tarikatın hangi dairede daha hakim olduğunu bilmiyorum. Ama tarikatlar var. İstanbul'da var, Ankara'da var, Türkiye'nin her yerinde var. Ondan sonra hangi başsavcının hangi tarikatta olduğunu, tarikata bağlı olduğunu ben bilmiyorum. Ama var. Onlar arasında mücadeleler var. Siyasal mücadele var. Bir de 3. Ceza Dairesi öyle yapılandırıldı ki. Çünkü sizin Hakimler Savcılar Kurulunuz, Hakimler Savcılar Kurulu değil. Yani bağımsızlığı koruyacak bir Kurum olmaktan çıkmıştır. Örneğin Sayın Devlet Bahçeli'nin avukatı, işte oranın <laughs> demirbaş üyesiydi adeta. İşte bir yanlış bir şey yaptığı için dışarıda işte De Bahçeli istemedi bunun devamını. O da sordu istifam edeyim dedi. İstifa etti. Ya, ya Hakimler Savcılar Kurulu partilerin belirlediği insanlardan oluşuyor. Ya partili... ...hakimler, savcılar kurulu olursa... ...e tabii ki... ...üçüncü ceza dairesi de önemli ölçüde... ...MHP eğilimlilerden oluştu. Zaten sonuçta en çok destekleyenler de evet, onlar. Yani Genel ceza... Başkan Yardımcıları Bunun... İzzet Ulvi Önter, Fethi Yıldız... E, ...yargıta 3 ceza dairesinin iyi yaptığını... ...Anayasa Mahkemesi'nin suç işlediğini söyleyen yorumlar yaptı. Ben mesela onun adı eskiden 16 ceza dairesiydi. Olabileceği kadar iyi bir daireydi... Ama sonra böyle işte üçüncü daire ceza dairesi yapıldı ee, ve önemli değişiklikler yaratıldı. Ben biraz sonra hatta iz, izleyicileri de görsün diye o dairenin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anlatan Hı hı. bir kararlı oku, okurum size. Yani bunların işte hem yapısını anlatan hem onun kesin bağlayıcı olduğunu anlatan. Ondan önce siz tarikatlardan bahsettiniz. Ben bilemem dediniz. Nereden ne tarikatı var? Nasıl yap yapılanıyorlar? Sorunun bundan kaynaklanabileceğini söylediniz ama AK Parti ve MHP arasında da bir sıkıntı olabileceğini tabii ki. söyleyenler var. Tabii ki. Şunu da söyleyenler var. Hayır bu danışıklı dövüş zaten hep böyle yapıyorlar diyenler de var. Evet tabii bütün bunları bilebilmek mümkün değil. Bunlar tahmin. Danışıklı dövüşte olabilir yani parti yani çünkü sonuçta iki ne için peki anayasa, anayasa için. için yeni anayasaya zemin yani yeni bir şey. anayasa ortamı doğmuş olsun bir çeşit yani işlemiyor bakın deyip evet yani e, bizim anayasa şimdi yani öyle ya bizim anayasa darbe anayasası değil ya bizim anayasa yarısından fazlası değişti yani zaten. 18 değişiklik olmuş bunun 12'si AKP zamanında olmuş, ondan sonra yani e, hak ve özgürlükler, demokrasinin işleyişi falan. Tabii yargının kuruluşu, yani HSK ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu dışında söylüyorum. E, yargınız böyle olursa, işte siz toplantı ve gösteriliş hakkını kullanamazsınız. Yargınız böyle olursa, ya bakın Tolga Çarlu. Yok. Beş gün önce tutuklandı. 5 gün sonra aynı yargıç bıraktı. Ya böyle bir yargı olabilir mi? Ya sen İstanbul'daki suç, Ya suç ceza yargıçları, yargıç falan değil. Hiçbir hiçbirimizin konuda bir güvencesi yok. Başka yani Tolga olayı başka nasıl anlatılır, anlaşılır ya. Tutukladı. E, i̇tiraz ettik. Aa baktık aynı hakim bıraktı. Ya sen kardeşim <laughs> madem kaçacağından şüphe etmiyordun. Hı hı. Bunu beş gün önce niyet, deliller toplandı. De, ne delili toplandı yani? <laughs> Zaten bir yazı yazmış orada duruyor. Şimdi Turgut Hocam e, tüm bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl izliyor? Şimdi e, Cumhurbaşkanı bakın Cumhurbaşkanı ya da bu gelişmeden haberi var mıdır? Var mıydı? E, Böyle bir Şimdi şey bakın hocamdan. Cumhurbaşkanının ilk olayda bu bu, bu 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 danışman olayı değil. Bu yani, Cumhurbaşkanlığı bu... görüşü. Hı hı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın görüşünü size önce okuyayım. Sonra da danışmana geçeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM yorumu. Bu iş daha bitmedi. Hı. Bak Cumhurbaşkanı Nijerya'da bir karar veriliyor Anayasa Mahkemesi'nce ve uyuluyor. Tabii Cumhurbaşkanı bunu kabul etmiyor ve diyor ki Nijerya'dan Anayasa Mahkemesi kendisini birinci mahkemenin yerine koyması yanlıştır. Yani bir çeşit işte e, suç yoktur demiş gibi yani ihlal vardır demiş olması. Durumdan vazife çıkarmak suretiyle böyle bir adım atıyorsunuz. Başkanı, başkanı anlatıyor Anayasa Mahkemesi Başkanı'na. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar her şeyin üstündedir, herkesi bağlar diyor anayasaya ve yasa, anayasa ve yasa değişikliklerinde bağlayıcıdır ama Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Bireysel başvurularla ilgili olarak böyle bir şey öne süremezsiniz. Zaten yanlış buradan kaynaklanıyor. Neden peki var bağlayıcıysa diyor esas mahkemesine gönderiyorsun? E, bu bağlayıcılığı ortadan kaldırmaz ki. O zaman diyor, o zaman diyor gönderdiğin gönderildiğine göre diyor e birinci mahkeme yani esas mahkemesi istediği kararı verir diyor. Hmm. Takdir hakkını kullanır. İstediği kararı verir diyor. Cumhurbaşkanı'nın temel haklarla ilgili anlayışı bu ve devamında. O adam diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurur diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de anayasa mahkememiz gibi bir karar verirse diyor. Tazminat verir diyor. Tazminata hükmeder diyor. Tazminat bağlayıcıdır diyor. Devlet öder diyor. Ya şimdi temel haklara bakış açısı bu olan bir Cumhurbaşkanı ve bunu söylüyor. Birkaç yıl önce söylüyor. İlk olay yaşandığında söylüyor. Bunu o yüzden yani Mehmet Mehmet Uçum'u bağlıyorlar. Ya Mehmet Uçum'u ben çok Bu yakın... kararın arkasında o var diyenler var yani. <laughs> Ya ya, ya Mehmet... karar derken işte ya bu... bak ben Mehmet Uçum'u yakından tanırım. Mehmet Uçum böyle bir danış